Merhaba değerli arkadaşlar. Ben nokta %1 bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet bir haftadır yaklaşık bir e, canlı yayın yapamadık. Bunun da sebebi 8 yıldır görüşemediğimiz dostlarımızla görüşme fırsatı bulduk. Bosna Ersek'teydim. Herkese tabii ki görmeyi, gitmeyi tavsiye ediyorum. İnsan bir kere daha yaşadığına şükrediyor. Harika bir eee anı oldu benim için. Şimdi bugünkü konumuz siz değerli takipçilerimizi e, sırasıyla hani meslek gruplarına göre bu yasadan nasıl yararlanabilirler e, konularıyla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Bugünkü konumuz vasıfsız, niteliksiz olarak değerlendirilen, diplomasız olarak değerlendirilen kişilerin Almanya nitelikli göç yasasından nasıl yararlanabileceklerine yönelik çözümler olacaktır. Tavsiye ve önerilerde bulunacağım. Burada başlığımız vasıfsız ve diplomasız demekle konunun anlaşılması açısından kullandım. Ee, lütfen yani sizleri rencide etmek için e, kullanmadım. Yanlış anlaşılmasın. Ee, konunun net anlaşılması için ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar vasıfsız olabilir. Yani okul okumamış olabilir. Diploması olmayabilir. Ama adam zanaatkar. Adam on elinde marif Her parmanda, on marifet. Her parmağında on parmağında on marifet. Yani dolayısıyla zanaatkar olmak ayrı bir şey. İşte batılı devletlerin Almanya gibi başta bürokrasinin, dökümantasyonun, evrak işlerinin yoğun olduğu, diplomaya baktığı durumlar ayrı bir durum. Bu sebeple yani burada bakılması gereken şey şu. Siz ne kadar nitelikli, kalifiyeli, kaliteli olursanız olunuz. Almanya'nın aradığı şartlara uymuyorsanız Almanya sizi niteliksiz, vasıfsız ve diplomasız sayabiliyor. Ama bu hangi durumlarda geçerli, hangi durumlarda geçerli değil? Şöyle izah edebiliriz. Almanya vasıflı derken, nitelikli derken neyi kastediyor? Almanya vasıflı ve nitelikli derken üniversite mezunu olanları yani akademik personeli kastediyor. Akademik personelden kasıt 4 yıllık üniversite mezunu olan yüksek lisans doktora, doçent, profesör olan kişileri kastediyor. 1- bunlar nitelikli grup. 2- Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık ön lisans olanları almaya nitelikli kabul ediyor. 3- Çırak Kalfa Ustalık Okulu'na gitmiş, ve diplomasını almış olanları almaya nitelikli kabul ediyor. Bitti mi? Hayır. Okul okumamış olsa bile, hani herhangi bir diploması olmasa bile, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, herhangi bir diploması olmasa bile, eğer bu kişi yazılımcıysa, Almanya bu kişi nitelikli, vasıflı kabul ediyor. Eğer bu kişi telekomünikasyon sektöründe, çalışmışsa, SGK dökümünde en az 3 yıllık telekomünikasyon geçmişi ya da yazılım geçmişi varsa Almanya bu kişileri nitelikli gruba sokuyor. Başka? Tır, kamyon ve tır şoförleri, otobüs şoförleri. Yani burada Ceyhan, C denizi de ehliyeti olanlar, yani kamyon ya da tır ehliyeti olan, otobüs ya da yarım otobüs ehliyeti olanlar Hani yedi buçuk ton, on iki buçuk ton hani oluyor ya böyle. Bunlar ehliyeti olanlar. Evet Almanya bu kişi ve grupları nitelikli gruba sokuyor. Ve bu Almanya'nın nitelikli göç yasasından yararlanma hakkı bu insanlara veriyor. Eğer bu şartları taşıyorsanız sizler niteliklisiniz ve Almanya nitelikli göç yasasına göre Allah'ın izni ve keremiyle yüzde yüz Almanya'ya bir şekilde gelebilirsiniz. Legal olarak iltica etmeden kanun ve mevzuatlara uyarak eğer kesinlikle ve kesinlikle bir iş sözleşmesi bulursanız Almanya'nın bu nitelikli göç yasasına yararlanarak gelme hakkını taşıyorsunuz. Alımına geliyor. İşte bu çerçevede özür dilerim. İşte bu çerçevede bu gruba girmeyenler Neyi kastediyorum? O zaman Almanya'da Ausbildung dediğimiz bir eğitim modeli var. Yani meslek okulları dediğimiz, meslek eğitimi dediğimiz bir model var. Bu şu anlama geliyor. Haftada iki gün okula gidiyorsunuz, üç gün işe gidiyorsunuz. Hafta içi tabii ki. Bu okullar üç buçuk yıl sürüyor. Eğer bu üç buçuk yıllık okulu okuduğunuz takdirde sizler nitelikli meslek eğitimi almış kişi olarak değerlendirilmektesiniz. Fakat bu yani Almanya'da Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi almayı gerektiren mesleklerden herhangi birisini yapıyorsanız sizler nitelikli meslek eğitimi almış vasıflı kişi olarak değerlendiriliyorsunuz. Eğer bu meslek eğitimi şartlarını taşımıyorsanız niteliksiz vasıfsız olarak değerlendirilmektesiniz. O zaman ilkokul mezunu olabilirsiniz. Ortaokul mezunu olabilirsiniz ama Almanya nitelikli göç yasasından yararlanamazsınız. Düz lise mezunu olabilirsiniz. Almanya göç yasasından yararlanamazsınız. Diplomanız var ama. Yani lise diplomanız var. Yararlanamıyorsun. Ancak ne zaman yararlanabiliyorsunuz? Şimdi düz lise mezunusunuz ya. Meslek eğitiminiz yok ya. Ha o zaman burada yol şu. A2 ya da B1 seviyesinde Almanca öğrendikten sonra Almanya'da meslek eğitimi yapmak için gelirseniz yararlanabilirsiniz. O zaman demek ki düz lise mezunları meslek eğitimi yaparak Almanya'ya gelebilirler. Düz lise mezunları dil kursu için Almanya'ya gelebilirler. Düz lise mezunları üniversite okumak için Almanya'ya gelebilirler. O takdirde bu yasadan yararlanma hakları tabii ki elbette bulunmaktadır. Yine vasıfsız olanlar, yani diploması olmayanlar, niteliksiz olanlar, yani neye göre? Adam boyacı, yani 5 yılda 10 yıl boyacılık yapmış. Suvacı, tornacı vesaire gibi baktığımızda, yani herhangi bir okula gitmemiş olabilir. Ama adamın 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır SGK geçmişi vardır. E, ve bu SGK geçmişine baktığımızda da, bu yasadan yararlanabilir mi sorusu aklımıza geliyor değil mi? İşte burada 19c2 maddesi devreye giriyor. Kişinin diploması yoktur ama Almanya Ausbildung dediğimiz bu meslek eğitimi grubuna bakıldığında hangi meslek için kaç yıllık saha tecrübesi gerekiyor ve o meslek için kaç yıllık okul e, almış olması gerekiyor. Bu uygulama tecrübesi açısından bunu eğer Almanya nitelikli kabul ederse o zaman bu kişi herhangi bir diploması olmasa bile uygulama tecrübesi yüksek olarak değerlendirecek ve bu kişi de 19C2 kapsamında ikametgah yasası çerçevesinde yararlanabilecektir. Ha o zaman burada bakılan kriter ne? 5 yıl mı, 10 yıl mı, 15 yıl mı, 20 yıl mı? İşte burada asıl tecrübe sektörlere göre biraz değişiklik arz etmektedir. Mesela yazılım ve IT sektöründe olanlar, herhangi bir okul okumamış olsalar bile yazılımcıysa ya da telekomünikasyon sektöründe çalışmışsa 3 yıllık SGK geçmişi varsa evet bu yasadan yararlanabilir. Yani o zaman burada e, meslek gruplarına göre mesela diyor ki e, son 5 yıl içerisinde 2 yıllık mesleki tecrübesi varsa SGK geçmişi ya da 7 yıllık son 7 yıl içerisinde 3 yıllık mesleki tecrübesi varsa evet bu yasadan yararlanabilir diyor. Ama bakıyoruz burada problemlerden kaynaklanıyor. Evet sizler Türkiye'de ister diplomanız olsun ister olmasın ister vasıflı olun ister vasıfsız olun. Türkiye'deki işiniz nitelikli olacak. Bu niteliğin Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından teyit edilmiş olması lazım. Mesela vasıfsızsınız ama 8 yıllık, 10 yıllık sigorta geçmişiniz var. Şöyle düşünün. Adam 8 yıldır tornacı. Değil mi? Ne anlıyoruz bundan? Ya da araba tamircisi ya da marangoz. Yani şimdi ya da kuaför. Yani neyi görüyoruz burada? Bu kişi diploması olmasa bile 8 yıldır bu alanda uygulama tecrübesi kazanmış. Türkiye'de 8 yıl tecrübesi olan kişiler ustalık, kalfalık, çıraklık sınavına gir dediklerinde bunlara ustalık belgesi verilmekte. Demek ki 8 yıllık tecrübeyle birlikte sizler eğer ustalık, kalfalık, çıraklık sertifikası aldığınız takdirde bu yasada tabii ki yararlanma hakkınız doğacaktır. Burada en garantisi her zaman Çırak Kalfa Ustalık Okulları'ndan alınan, madde 16'dan alınan belgedir. Şimdi bu 35. maddeden genelde bazı üniversiteler, işte Rauf Denktaş, Fatih Üniversitesi, e, Gelişim Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler bu uygulamasız e, eğitimler veriyorlar. Uygulamasız eğitimler. Yani ne demek? Online katılımla sertifika programları düzenliyorlar. Dolayısıyla akademik personel tarafından bu eğitimler veriliyor. Fakat e, Almanya diyor ki, evet diyor, sen diyor kitaptan bu işi öğrenmişsin ama uygulamada yani uygulamada bu işi uygulamada bu işi yapmamışsın diyor. Yani evet ağaç e, kereste ağaçlar olur, ağaç kesersin işte ondan sonra siyasi makinesine verirsin. Delikleri delini tutkalı yapıştırırsın, zımparalarsın, çiviyi çakarsın. İşte olur masa. Tamam bunu kitaptan öğrenmişsin diyor ama siz elinize çekici tutkalı kenfeteni penseyi alıp bir masa yapmamışsın. Dolayısıyla bana iş tecrübesi olan insan lazım diyor. Yani Almanya'nın baktığı nitelikten kasıt sizin saha tecrübesi, uygulama tecrübesi yüksek olan insana bakıyor. İşte bu uygulama tecrübesini de SGK geçmişiyle ispat edebilirsiniz. Ya okulla ispat edeceksiniz ya SGK geçmişiyle. Eğer niteliğiniz yoksa, vasfınız yoksa, diplomanız yoksa o zaman SGK geçmişiyle bunu ispat etmeniz gerekiyor. Peki Türkiye'deki SGK geçmişleri bizim istediğimiz gibi mi? Değil. Adam elektrik ustası. Kalfa. E, yani kabloyu çekiyorum, bağlantısını yapıyor, her türlü şeyi yapıyor. Ama sigorta geçmesi elektrik işçisi diye yazıyor. İşte Almanya bu tarz sigortada düşük profilli gösterilen durumları kabul etmiyor. Ya adam bakıyorsun okulda öğretmen olarak çalışıyor. Diyor ki ofis bir şey ne? Bir elemanı diye kaydetmiş. Atabilir miyim? Ya burada SGK, lütfen SGK geçmişinizi düzelttiriniz. Yani yapabiliyorsanız bunu yapınız, yapamıyorsanız e, mutlaka bunu yeni eğitim, bilgi ve belgelerle donatınız. Burada önemli kriter SGK geçmişinizin doğru olması. İnsanlarla konuşurken bana diyorlar ki abi ben 10 yıldır şu işi yapıyorum. Herkes çok güzel şey yapıyor. Abi bir SGK geçmişini gönderir misin diyorum. Bak, bakıyorum Söylediği şeyle SEKAK'ın geçmişi işe örtüşmüyor. Ya diyorum böyle yazıyor SEKAK'ın geçmişinizde. İşte mesela adam konfeksiyonda terzi, abone yazmış temizlik işçisi. Olmaz ki! Yani vasıflı olanlar bile kendilerini vasıfsız olarak kayda girmiş olabiliyorlar. Yani i̇nsan da itimat ediyor. Ne de olsa sigorta yatıyor diyor. Ama Türkiye şartlarında şimdi Adama sorsan işten çıkartır. O korku da var şimdi. İster istemez e, bir bakıyorsun SGK geçmişe bugün Almanya'ya gelmek için müsait olmayabiliyor. Onun için lütfen SGK geçmişlerinize bakınız. İşte sektör sektör hangi sektörde kaç yıl deneyim gerekiyor? Bunu önümüzdeki videolarda sırayla anlatacağım. Bugünkü şey biz vasıfsız olanlar için. Ya hiçbir bir yolu yok? Ümit yok mu? Yani bir çözüm yok mu diye düşünebilirsiniz. Eğer vasıfsız olan insanlar, sigorta geçmişleri de yoksa ya da ya geçen birisiyle görüştüm. Hani 23 yıl boyunca çalışmış 90 günlük sigortası var ya. Yani. İş mi arkadaş mı ya? Onun için ben sizi alıyorum. Türkiye şartlarını alıyorum ama siz de beni anlamanız lazım. Almanya burası. Türkiye'de bir niteliğin olacak. Almanya'da da çalışacağın iş nitelikli olacak. Arıyorlar. Abi ben temizlik işi buldum. Garsonluk işi buldum. Olmaz mı? Olmaz. Benim diyor sizin kafanıza, aklınıza, tecrübenize ihtiyacım var diyor Almanya. Kas gücüne değil. Bak kas gücü nereyi gösteriyor? Burayı. Diyor. Buna ihtiyacım var diyor arkadaşım. Buraya değil. O için sizden istifade etmek istiyor. Değer, yani bu sebeple kendi niteliğinizi göstermeniz lazım. Bu niteliği nasıl göstereceksiniz? Yapmaya bürokratik devlet. Yani belge devleti. O zaman belgeyle göstermemiz lazım. Tamam? Mı? Ha. O zaman vasıfsız olanlara benim tavsiyem şu. Mümkünse bu yasa daha yeni çıktı. Daha önümüzde çok yıllar var. Ya gidin bir şirkette 3 yıllık IT geçmişiniz olsun ya da telekomünikasyon geçmişiniz olsun. Ya da C ya da D sınıfı kamyon ehliyeti alın. Tır ehliyeti alın. Bakın. Foklif ehliyeti olmaz. B sınıfı taksi ehliyeti olmaz. Ama kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti olur. Şimdi otobüs ehliyeti aldığında evet siz bir firmaya yerleşebilirsiniz ama bu yolcuyla muhatap olacağınız için en azından anlayacak ve anlaşacak kadar Almanca gerekiyor. B1 lazım otobüs şoförlüğünde. Ama kamyon ve tır şoförlüğünde ehliyete gerek yok. Şeye, ehliyete diyorum, dile gerek yok. O zaman vasıfsız olan arkadaşlara, diploması olmayanlara tavsiyelerim. ya kamyon tır şoförlüğü kazanın, ya IT veya telekomünikasyon sektöründe 3 yıllık geçmişiniz olsun, ya da Gidip bir çıraklık kalfa kustalık okuluna iki yıl okulda okuyunuz. İnanın güller su gibi akıp geçiyor. Bak bu yasa çıkalı kaç ay oldu geçti gitti. Daha yasa yeni. Yani 2028 yılına kadar 4 yıl içerisinde Almanya 4 yıl sonra bu yasayla ilgili bir değerlendirme yapacak. Ama şu an arz talep noktasında ciddi elemeler yapıldığı için evet, piyasada çok ciddi açık var, ihtiyaç var. Talep çok olduğu için insanlar eliyor, herkesi almıyorlar. E, bu sebeple doğru adımlar atmanız gerekiyor. ya yani Sizin 5 yıl boyacı ya da 5 yıl sıvacı ya da 5 yıldır kuaför olmanız yetmiyor. Almanya'daki iş de nitelikli olması lazım. Yani bize iki nitelik lazım. Bir Türkiye'deki niteliğiniz, iki Almanya'daki işinizin niteliği. Bu ikisi olmadığı sürece bu iş olmaz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir vasıfsız niteliksiz ve diplomasız arkadaşlarla ilgili neler yapılması gerektiğini anladığınızı düşünüyorum değil mi? Sorularınız varsa alabilirim. Evet. Özür dilerim. Evet. Bizim değerli takipçilerimizden Doğancan Bey gün geçtikçe şeye oturma bir adım daha yaklaşıyor. Selamlar. Selam vermiş. Evet. Şimdi Doğalcan Bey bir tecrübesini bizimle paylaşıyor. Teşekkür ederim Doğalcan. Şimdi Memurlar işi bilmiyor tabii ki her memur için söyleyemez. Bunu kahir ekseriyeti itibariyle şu an daha henüz yeni tecrübeler oluşuyor. İşte burada e, Doğan Bey Ahçı kendisi ve bu reklemen niş rekleme tiyat dediğimiz yani deklik gerektirmeyen alanlardan. Şimdi bunun için İHA kafasıya her ne kadar deklik başvurusu yapmış olsanız bile niş reklamen tiyat yani deklik gerektirmeyen sayfayı verdiğiniz takdirde e, bunu dikkate alıyorlar. Ama memur bu sefer hani şey demiş, e, o zaman bana geriye dönük 3 aylık maaş modusunu getir demiş. Halbuki kanunda böyle bir şey yazmıyor. Yani 3 aylık maaş modusunu getir diye bir şey yok aslında. Neden? Neden yok? E, çünkü yasada sözleşme şartı var. Yani Dolayısıyla bir kişinin sözleşmesi varsa, e, dosya bu yasadan hakkı var. Yani sözleşmeyi verecek ki, işten başlatılacak ki, oturum yani çalışma müsaadesi verildikten sonra e, şey devam edecek. Yani bu yasa yani kişi çalışmaya başlayacak. Bu garanti vermesi lazım. Maalesef e, memur işi bilmediği için seni biraz yoruyor. Anlıyorum. Sabırla yavaş yavaş öğreteceğiz. Ne yapalım? Zaten şurada he e dedi, lo dedi, gel dedi, gitti dedi ne kadar bir ay geçiyor. Tamam, bak Mart ayı bitti. Nisan ayına girdik mi, pazartesi Nisan 1 dedim mi, Nisan'ın sonu geliyor zaten. Ee, Nisan ilk haftası randevum var, git e, maaş dökümünü ver. Yani bir aylıkta olsa sana oturum verecekler yani inşallah. Evet. Mehmet ne dedin? Evet Mehmet Sayın Şahin Bey'in soruları gelsin efendim. 2200 euro net maaş alıyormuş, DHL'de dağıtım yapıyormuş. Ben bu yasadan yararlanabilir miyim diyor. Hayır. Neden? Çünkü bu iş nitelikli bir iş değil. Hamalık işi. Yani, yani C sınıfı ehliyetin olsa ya da D sınıfı ehliyetin olsa e, kamyon şoförü olarak yararlanabiliyorsun. Ama bu eee Liferung Farar dediğimiz yani teslimat şoförlüğü ya da dağıtım işinden maalesef olay verilmiyor. Yani şu ana kadar bu tarz başvuru yapanlardan bize geri dönüş yapanlara baktığımızda Liferung Farar dediğimiz teslimat şoförü maalesef dağıtım şeyinden dolayı şu ana kadar oturum vermediler. Yani bu yeni yasaya göre. Bu sebeple işinizin bir, sizin bir niteliğiniz olacak. Yani diplomanız, ya da vasfınız olacak. iki çalıştığınız işte nitelikli olacak. Bu iş nitelikli bir iş değil. Yani kafa çalıştırmıyor. Güç çalıştırıyor. değil mı? Almanlar burayı istiyor. Bunu değil. Ondan bize çok diyor. Evet. Evet. sorusu gelsin bakalım. Bak şimdi kuaförlükte kuaförlükte kuaförlükle kuaförlük ilgili soru soruluyor. Şimdi soru uzun iş dönemi var diyor. Ya arkadaş uzun ne? Yani şimdi lastiği çektik. Kaç santim. Ya yani uzun uzunla kasıt ne? Yani ben nasıl anlayayım yani? şimdi, ya, şimdi, şimdi kalfalık kalfalık diplomanız var. Anlayışla karşılıyorum ama o uzun. Eğer 8 yıl üzeri mi uzun? Yani. Tamam. tamam. Evet orta iki tek uzun çalışma süreci var. Lütfen uzun böyle bilmece gibi soru yazmayın arkadaşlar. Bak ben size inanın şu YouTube dünyasında bu konularda en detaylı püf noktaları veren kişilerden birisiyim tamam mı? Ya başlıkları söyle. Bak, tamam bir saniye, bir saniye. Bakın. Şimdi Değerli arkadaşlar, yani lütfen sorularınızı net yazın, tamam mı? Bakın kuaför, yani yani mesaj yazıp hemen gönderip mesaj yazıp gönderip yapmayın. Yani arada bir sürü mesaj akıyor. Lütfen. Yani sizin menfaatiniz için tek mesajda net yazarsanız inşallah elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi kuaför kuaförler için kuaförler için püf noktası şu. Yani 2 yıl kuaförlük okuluna gitmiş, 2 yılda saha tecrübesi olan ya da e, bu alanda en az 5 yıllık iş tecrübesi varsa kuaförlerin a, 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 34 yıllık iş tecrübesi var Sen bana böyle gel işte ya, uzun dediğin, ben böyle yani 55 yaşında. Ya yaşta sayılır. Yani şimdi dolayısıyla 55 yaşında ve e, kuaförlük tecrübesi var. Ya demek ki e, kalfalık ve ustalık belgesi de var. Dolayısıyla bu kişi evet Almanya'ya gelebilir ama diyor ki Almanya 45 yaşında geçenlerde yıllık bürüt 49.830 euro maaşlı olması gerekiyor diyor. Bu da e, 4152.56 öyle bir şey yapıyor. Yani 4153 tefe tüfeği hesaba kattığımızda benim tavsiyem 4.250 euroluk bürüt maaş iş bulmanız gerekiyor. E, Almanya'da kuaförlere verilen maaş 2200 euro bürüt yani. 2400 olsun ha, ama siz profesyonel tecrübeli olduğunuz için belki size daha fazla verebilirler. Dolayısıyla aylık 4200 euro'luk aylık maaş bulabilirseniz evet, bu yasadan yararlanabilirsiniz. Peki başka ne problem var? Eğer emekliyseniz 4000 mesela diyelim ki Türkiye'de emeklisiniz. 500 euro emeklilik maaşınız var. O zaman 4200'den 500'ü düştüğümüzde 3.700 euro yapıyor. Demek ki 3.700 euro bürüt iş bulduğunuz takdirde olabilir. Ha diyelim ki bir de 500 euro kira geliriniz var. İşte o 500 euro daha düşersek 3.200 euro bürüt maaş yapıyor. O takdirde 3.200 euro bir maaşı iş bulduğunuz takdirde tabii ki gelebilirsiniz. Mümkündür. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu. Mutlaka bir çözüm var. Gelebilir. Evet. Sıradaki kim dediniz? Bedirhan Coşkun Bey. Buyursunlar. efendim. 20 yıllık boyacı Sanayi Bakanlığı belgesi varmış. nasıl SGK geçmişte varmış. Nasıl bir yol izlemeliymiş. Şimdi bakın boyacılar için, sıvacılar için konuşuyorum. Şimdi Türkiye'de siz boyacısınız ya boyacı yazıyor. Almanya'da boyacının karşısında Maler. Mala yazıyorlar. Maler. Tamam mı? Şimdi Almanya'da boyacı diye anlaşma yaptırırsak dedi size onay vermeyecekler. Çünkü boya boyacılıktan dolayı hani size onay vermeyebilirler. Tamam mı? Bakın vermeyebilirler. Burada bulacağınız sözleşme yani inşaat sektörüyle alakalı. Ofis büro yönetimi, satın almacı, pazarlamacı, e, yani yönetici gibi alanlar olursa faydalı olur. Boyacı olursa olmaz. Dolayısıyla burada iş sözleşmesini bulmanız gerekiyor. Eğer bir iş sözleşmesi bulduysanız ve firmanızda varsa, ha orada hangi sıfatlar, neler yazılması gerekiyor diye şey yapacaksanız, ha o zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz o zaman yardımcı olabiliriz. Yani evet. Evet Abdullah sorusu gelsin bakalım. Bir, bir... E, tamam. Evet Abdullah Mızrak Bey 29 Mart'tan önce gelmiş ofis büro mezunuymuş. Bu yasadan yararlanmak için hakkı var. Evet. Yabancılar Dairesi'ne mail atmış. E, mailde demiş ki ben iltica hani bu yasadan yararlanmak istiyorum. Yabancılar Dairesi de demiş ki ilticanı çek. Abdullah Bey de mail atmış. O zaman benimle protokol imzalar mısın? Yabancılar Dairesi cevap vermemiş. Abi ne yapacağız diyor. Ya kusura bakmayın düştük biraz herhalde. Şimdi ne yapacağız abi diyor. Tuş şunun ucunu. Ne, ne edeceğiz abi yani şimdi. Abdül <laughs> abi yani e, sabırlı olman gerekiyor. Yani burada iki tane yol var. E, yabancılar dairesi diyor ki ilticanı çekme kaydıyla işte ve sizi de protokol imzalamanız gerekiyor. Hani ben ilticamı çekeceğim bana oturun verirseniz. Tamam mı? Onu sizde bir protokol yapması lazım. Yoksa ilticayı çektiğiniz takdirde sıkıntı olur. Bir de BAF'ta mı yani ilticanız mahkemede mi yani BAF hala bir ve ikinci mülakatları olduğunuz süreç devam ediyor. Red aldınız olay mahkemeye mi intikal etti. O zaman e, protokol imzaladıktan sonra hem mahkemeden hem de BAF'tan ilticayı çekmek gerekiyor. O oh, çekeceksiniz böyle tamam mı? Ondan sonra çekim yazısını yani evet verecekler. bafta bu işlem 1,5 ayla 3-4 ay arası sürebiliyor. Yani iticanın geri çekim işi. Ha mahkemede. Şimdi hem mahkemeden çekeceksin, hem banftan çekeceksin. E, mahkemeden kolay çekmesi ama banftan birkaç ay sürüyor. E, dolayısıyla bu çekim işlemlerini yaptıktan sonra yabancılar dairesinde e, oturum talebinde bulunacaksınız. Oturum ve çalışma talebinde bulunacaksınız. Fakat sorun şu, protokol imzalamadan çekmeyin. ha Burada e, yani tıkanmışsınız belli. Memur da inada bindirmiş işi. E, yani ha bu inada bindi gibi bir şey olmuş. Burada e, çözüm ya e, kendiniz sabırlı bir şekilde baba, e, yabancılar dairesinden protokol talebinde bulunacaksınız. Ya da e, bizim gibi profesyonellerden hizmet alacaksınız. Ya da bir avukatta çalışmanız gerekiyor. Tabii ben ve avukatım ve ekibim şakır şakır, takır, takır takır yapıyoruz arkadaşlar düzgün bir şekilde. Kurallara, mevzuatlara, kanunlara uygun e, Yabancılar Dairesi'nin, mahkemenin, Ausländer Behörde'nin, banfın istemiş olduğu formatta evraklarınızı hazırlıyoruz. Kontrol ediyoruz. Özellikle sözleşmenize ve Ekler Husus'un Beşşekte külfe dediğimiz işveren beyanamesine bakıyoruz. Orada yazması gereken konular neler? Anabin'de e, bakıyoruz. Etiket Atlas'tan bakıyoruz. Ondan sonra doğruyu oraya uyulması gereken nitelikleri yazdıktan sonra başvuruyu tamamlıyoruz. Evet belli ki tıkanmışsınız. Seçenek bir. tekrar mail atın. Talepte bulunun. Protokol imzalamadan sakın ha sakın ilticanızı çekmeyin. Tamam. Önce protokol. Ha yok. Buna rağmen olmuyorsa ee, beceremiyorsanız ya da beceremiyorsunuz demeyelim. İşin de da binmişse özür dilerim. Yani burada bir terslik varsa e, bir avukatta ya da bizim gibi profesyonellerle çalışmanız gerekebilir. E, makas, makas kesmiyor abi. Kapı açılmıyor. Sandığın kapısı açılmıyor. Makas kesmiyor yani. Anlatabildim <laughs> mi? Allah yardımcısı Allah Allah yardımcı olsun. Geçtik. S sıradaki. Sonra Rısal Bey diyor ki, otobüsle kamyon ehliyetim var. İş araba vizesi alabilir miyim? ki iş sözleşmesi mi lazım? diyor. Yok. Şimdi bakın. Bir kişi Türkiye'de ise karşıdaki opsiyonlar neler? Şimdi iki tane iş arama vizesi var tamam mı arkadaşlar? Birisi 6 aylık, birisi 12 aylık. 6 aylık olan hala yürürlükte. 6 bin euro hesaba bloka para koyduğunuzda A2 seviyesinde Almancanız varsa Almanya iş arama vizesine başvuru rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamam. Bir yol var. İkinci yol ise o 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek fırsat kartı, şans kartı dediğimiz olay 6 puanı topla Almanya'ya hopla. Orada 6 puan gerekiyor. Yani 35 yaşların altındaysanız 2 puan, diplomanız varsa 4 puan, A2 seviyesinde Almancanız varsa 2 puan. Dolayısıyla 6 puanı topluyorsun, almayı hopluyorsun. Tamam. Bir bu, bu iki İş araba vizesinden birisi de istifade edebilirsin. Ya da A2 Almanca öğrenip Almanya dil kursu için gelebilirsin. Ya da B1 Almanca'yı öğrenip Almanya meslek eğitim için gelebilirsiniz. Ya da iş sözleşmesi bulup 81 adam başvuru yapabilirsiniz. Eğer 4 yıllık üniversite mezunuysanız mavi karttan başvuru yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkiye'de bulunanların en az 6 tane şansı var. Yolu var. Bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Evet, sıradaki. Son bir iki soru alalım. 50 yaşında, 56 yaşında kaykalı, tır ehliyeti varmış, gelme şansı var mı? 45 yaş üstü olduğundan dolayı yıllık 39 49.800 euro 49.830 euro iş bulmanız gerekiyor değer kardeşim. Yani ne demek bu? Aylık 4.152,50 euroluk iş bulmanız gerekiyor. Bakın 4.152 euro. Yani 49.830 euro yıllık bürüt iş bulursanız evet gelebilirsiniz. 45 yaş üstü olanlardan bu şart temel şartlardan birisi. Birincisi bu. İkincisi eğer emekliyseniz diyelim ki 500 euro emeklilik maaşınız var, o zaman e, 4.152 eurodan düşersek ne yapar? 500 euroyu işte e, 3.650 euro yapar mesela. 3.650 euroluk iş bulduğunuz takdirde tabii ki gelebilirsiniz. E, diyelim ki 500 euroda kiranız var kirada gelir O zaman 3152 euroluk iş buluruz takdirde tabii ki Almanya'ya gelebilirsiniz. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Mutlaka bir yolu var. Ama sözleşme bulmanız gerekiyor. iş bulmanız gerekiyor. işveren bulmanız gerekiyor. Ve eğer bulamazsanız tabii bizler yani özellikle bazı sektörlerde şu an iş bulma imkanlarımız oluşuyor yavaş yavaş. İşte özellikle tır şoförleri noktasında şu an altyapımız oluşuyor. Bazı alanlarda yine iş bulabiliyoruz. Yavaş yavaş diğer sektörlerde açılıyoruz yani. Eğer profesyonel hizmet almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz değerli dostlar. Hayri Hayri Bey'in bir Behörde sistemi varmış. Bak Hayri Bey ne güzel anlaştık. Diyor ki Hayri Bey turistik vizeyle gelmiş, iş sözleşmesi hazır. Ağustos'tan beri yabancılar dairesine e-posta göndermiş. Ya bakın ben buraya turistik vizeyle geldim, iş sözleşmem de var. Bana çalışma müsaadesi verin, randevu verin demiş. Memur cevap vermemiş. Ne olacak şimdi? Abi senin 3 aylık vizenin bir ayı gitti. Kaldı 2 ay. Sonra da size yabancılar dairesi diyecek ki bu iş buradan olmaz, gidin Türkiye'den başvuru yapın diyecek. Neden? Çünkü düğmeyi yanlış ilgilenirsin. Ondan kaynaklı olarak e, yabancılar dairesi e, memurlar genelde bu sıralarda hani bu işi öğrenme noktasında şeflerine üst bakanlara sorup oradan geri gelen cevaba göre hareket edeceklerinden dolayı e, size olumsuz cevap da verebilirler. Burada önce anmelduk yapmanız gerekiyordu bürger servise. Anmelduk yaptıktan sonra firma, firmanız yabancılar dairesini arayacaktı. Diyecekti ki benim böyle bir insana ihtiyacım var. Acil gelmişken göndermek istemiyorum. Sözleşmem var diyecekti. O şekilde başvuru yapmanız lazımdı. Maalesef bu olmadığı için siz herhalde bir dört hafta daha beklersiniz gibime geliyor. Tıkanmışsınız. Ee, çözüme ihtiyacınız var. Bir tıkanıklığı e, tıkanıklı giderici hemen bir ilaç atmamız lazım buraya. Yani kardeşim. Sen bizimle bir irtibata geç bakalım. Nasıl olur? Güzel olur. Evet, son 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 bir son bir soru alalım. Ondan sonra kusura bakmayın hava yolları tıkalı. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok arkadaşlar ama bugün biraz e, şey tekliyoruz. <laughs> Evet, e, terzilikten 2016'ya kadar terzilik e, sigortası geçmişi varmış e, ve terzilik gibi belgesi varmış. Almanya'ya gelme şansı var mı diyor. E, hem var hem yok gibi bir şey. Çünkü Almanya diyor ki bir meslekte 10 yıldan fazla bir zaman geçmişse en az 2 yıl daha tecrübe istiyor. Yani son 2 yıldır çalışıyor olsaydın SGK olarak evet e, vardı. Şimdi durum 2016'dan bugüne kadar 8 yıl geçti. Denenebilir, yani denenebilir. 8 yıl, yani daha mesleği unutmamışsınız anlamına geliyor. Yani denenebilir, olabilir. Evet, Turan Doğan Bey'in sorusu. Evet, son sorumuz Turan Doğan Bey'in olsun. E, Turan Doğan Bey diyor ki İhaka'ya ehliyet belgeleri nasıl vereceğiz? Elinizde başka dilekçe var mı diyor. E, Turan Bey İhaka'nın web sitesinde e, başvuru formları var. O başvuru formlarını doldurmanız lazım. E, 8-10 sayfa. İnan adamın doldururken canı çıkıyor. Yani ben yani e, ekibinle tecrü beraber tecrübeli olduğumuz halde düşünün. Yani bir İYAKA FOSA de belgesini doldurmak. Eğer bütün evraklar yanınızda tamsa ortalama 8 saat alıyor. Yani vakit ayırmanız lazım. İYAKA FOSA'nın web sitesinden bu evraklara ulaşabilirsiniz. Başvuru formları orada var. Yani insanlar zannediyor ki ya ne olacak işte bir dilekçe veriyorsun, işimiz halloluyor gibi düşünüyorlar. Ya kaç tane insan işte gördük burada, söylüyorlar, başvuru yaptık cevap vermedi, başvuru yaptık olumsuz cevap verdiler, karar vericiler yani hızlı dönmüyor, yavaş dönüyor gibi şeyler alıyoruz. Bakın bir insan, yani bu yasadan yararlanmak isteyen bir insan, ister Türkiye'de olsun, isterse Almanya'da olsun, salmaya Almanya'da mülteci olsun fark etmiyor, prosedür itibariyle, tamam mı? Bir insan yani ortalama 20 iş günümü alıyor, 50 saatten 100 saate kadar da zamanım alır. Bakın. Gerçekten yani başvuru yani birkaç tane başvuru formu dolduruyorsun. Yabancılar Dairesi'yle ayrı, Banfla ayrı, Arba ar Sekreterliği ayrı. Atabiliyor muyum? Ee, mahkemeyle ayrı, konsolosluğu ayrı, müşteriyle ayrı, avukatla ayrı, personelle ayrı. Yani her biriyle alakalı ayrı ayrı konuşman lazım. Yani 7 kişi saydım bakın. Yani tabii ki konuşma. Her biriyle 10 dakika görüşse 70 dakika yapıyor zaten. Her birine ayrı ayrı dert gerekiyor. Ya yani bu iş boyacı küpü değil. Sok çıkar hani bu iş olsun. Öyle bir hikaye yok arkadaş. Yani Almanya'da mülteci olarak bulunanlar ortalama 4 ay gibi bir süre bu yasadan yararlanabilirler. Türkiye'den göçmen olarak gelen, legal olarak çalışma yoluyla gelecek olanlar ise mavi kartla gelenler ortalaması 2 ay 4 ay arası. Ee, bu 81 aile gelecek olanlar işte 2 aydan 9 aya kadar eyaletlere göre değişiklik arz ediyor. Yani Köln'de 9 ay sürüyor, Düsseldorf'ta 7 ay sürüyor, Düsseldorf'ta 6 ay sürüyor, ee, Hanover'da 4 ay sürüyor. Yani 81 ay için söylüyorum. Dolayısıyla eyaletlere göre bu, bu başvuru dan ziyade memurun el çabukluğuna bağlı olarak değişiyor. Kanun iki ayda E, diyor ki başvuru yolluğu var diyor. Yani ne demek? Personel yok. Personel. Yetişemiyoruz. Tek ben varım. Tamam mı? Hatta geçenlerde bir yerde yabancılardan birisi şöyle diyor. Hani şikayet ettik. Dedik ya arkadaş cevap versene dedik. Bak kardeşim dedi. Çalışanlardan birisi kranka yani hastalık raporu aldı. Öbürü de diyor alsam mı almasam mı diye naz yapıyor diyor. Bak bir ben varım diyor. Senin başvurun diyor 99. sırada. Ya ben de krank mı alayım dedi, yani hastalık raporu mu alayım dedi. Yok yok dedi. Biz dedi bekle biraz hızlı izledik yani. Anlıyor musun? Dolayısıyla yani işler e, başvurular yoğun, başvuru sayısı fazla. Dolayısıyla her şey eskisi gibi değil. Artık vatandaşlık e, yasasında iyileştirmeler var, harikalar oldu. Bu yeni göç yasasında güzellikler oldu göç, ilticalarla ilgili hızlı deport işlemleri başlatıldı ve bütün bunlar hepsi belediyede, yabancılar dairesinde gidiyor. Dolayısıyla ister istemez süreç e, yani başvuru yoğunluğuyla beraber memur e, yeterli sayıda tahsis edilmediği için ailelerinde böyle bir problem var. Evet bu konuyla ilgili e, merkezi başvuru ofisleri var ama yani o da çok çözüm olmadı. Yani yet, yetmiyor yani. Şu an yoğun, yoğun bir program var. O için yani sizler bilirsiniz. Yani kendiniz başvuru yapabilirsiniz. Süreci yönetebilirsiniz. Ama iş bize düşerse biz de buradayız arkadaşlar. Kafa rahat etsin diyorsanız sizler çayınızı kahvenizi içersiniz. Bizler de işinizi hallederiz. Benden kendinize bir dondurma ısmarlayın. İçiniz ferahlasın arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine yarın aynı saatte inşallah ne yapacağız? Bir meslek adam, mesela kuaför, berberler, Almanya'ya nasıl gelebilirler? Onu işleyelim. Artık her gün bir meslek grubunu nasıl Almanya'ya gelebilirler? Bugün vasıfsızları, diplomasızları inceledik. Yarın da kuaför ve berberler Almanya'ya nasıl gelebilir? Onu inceleyelim. Ne dersiniz? Evet, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki video görüşmemizde. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalırız. İyi akşamlar dilem efendim.